Kızım ne zaman bitecek bu zımbırtı ya? Haberleri bir dinleseydik. Aman be, ne var sanki haberlerde, üf. E bunda ne var sanki yavrum? Şuna bak ya, bir alay deli. Ay baba ya, anlamadan dinlemeden konuşma. Kim onlar biliyor musun sanki? Aysun, azıcık yardım etsen bize. Aman abla, iki kişi bir kap yemeği yapamadınız mı? Ver eline tencereyi de pişirsin kız. Başlama yine. Aman iyi, öf. Aysel, Mahmut'a söyle de zeytinyağlı versin. Kalmamış hiç. Az önce geldi bakkaldan anne. Keşke söyleseydin, alırdı. Ayo, ne dedim ben şimdi? İki adım yok. Baban mı gitsin canım? Aa. Anne, ben de bir şey demedim ki. Az önce bakkala gitmişti dedim. Ay Hamdi, Allah aşkına kalk git de şunların dilinden kurtar beni. Ay ay. Ne oldu be, nereye gideyim? Hanım kızın kıymetli kocasını yoramıyor. Bakkala gidiverse dedim de demediğini bırakmadı. Anne, ne dedim ki ben şimdi? Hep böyle yapıyorsunuz. Yıldım vallahi, yıldım artık. Giderim ben anne. Şey yapmayın. Ne yapmayayım canım? Ne? Ay, ben ne günah işledim de bu cehennemde kaldım ya Rabbim. Mahmut. Ay, hadi gidiversen. Ay, bütün gün uzun uzun yatıyor seninki. Bir işin ucundan tutuver deyince surat oluyor dört karış. Sülalesinde meymenet yok bunların, sülalesinde. Hanım büyütme artık. Gitti işte, tamam. Annem haklı baba. Ben de uyuz oluyorum bu adama. Yeter artık Aysun, lafını bil de konuş. Ne var be? Kardeşinden de mi ileri oldu elin beslentisi? İç güveyi aldık, başımıza padişah ettin şu sarsak çocuğu. Niye böyle yapıyorsun anne? Niye her Allah'ın günü böyle? Gidip de bulduğun şapşal bu işte. Gör, gör. Yandan çarklıyı başka kim alırdı ki anne? Tencereyle kapağı işte. Susun artık be, kesin. Kızıma bağırma Hamdi, tamam mı? Bağıracaksan git şu salağa bağır. Agob'un kazı gibi yiyor. Ya sen de bu kadar üstüne gitme onların. Üstüne filan gittiğim yok. Anam beni yemek pişirmek için mi doğurdu? Dayanamıyorum. Tamam yeter, tamam. Yoruldum, anlamıyor musun? Çok yoruldum. Şükran, yat şuraya Allah aşkına, hadi. Of of. Parmaklarımın ucu patladı çamaşırdan. Kazık kadar beş nüfusu çek çevir, kolay mı? Kızların zaten tembel. Bir de o yalı kazığı. Ya çocuğun arkasından konuşma böyle. Allah Allah, damadımız sonuçta, oğlumuz sayılır. Aman, oğlu baksın. Allah'ın cezası. İki günden fazla bir gömleği giymiyor. Sanki konsolu sana. Ver yesin, yıka giysin. Oh ne âlâ, ne âlâ. Tamam Şükran, duyacaklar şimdi. Duysunlar canım, duysunlar. Bütün çamaşırları ben yıkıyorum. Hadi alasmalık. Damat, iki dilim daha yeseydin. Şey, birkaç saat müsaade istiyorum. Hayırdır ya? Son zamanlarda hep gidiyorsun bir yerlere. Nedir? Anlatırım bir ara. İyi ya, git. İş de yok zaten. Thank you.
Ben çıkıyorum anne. Tamam yavrum. Gecikirsen babamı idare et. Uydur bir şeyler. Çok gecikme. Param var mı? Vereyim mi? İdare ederim. Anne, bu Aysun'un durumunu hiç beğenmiyorum ben. Ne varmış halinde? Ne bileyim ben, böyle bu yaşta süslenip püslenip gezmeler, tozmalar. Ay yani çok mu görüyorsun? Hayır anne, ben sadece... Kıskanıyorsun onu değil mi? Anne. Çocuğun her yaptığı gözünüze batıyor. Sen de o baykuş kocana benzedin iyice. O benim kardeşim anne, niye kıskanayım ki ben onu? Ayağı sakat değil onun. Allah'a şükür Mahmut gibisine de düşmedi daha. Niye böyle yapıyorsun anne? Niye bu kadar zalimce davranıyorsun bana? Niye? Sen o neydi belirsiz çocuğu bu eve getirdiğinde bittin benim için, anladın mı? Akılsız babanı razı ettin ama ben yutmam. O elin bitlisini sen tebelleş ettin başıma. Evin ortasına diktin onu deve dikeni gibi. Deve! Ayrıca sen yapıcı iş programı için verdiğim sabahları tamamen reddediyorsun. Kemerlere toka yapıp... Yedik mi acaba? Sağ ol. Benim bütün çabam boşuna. Ben tamamen yanıldım. Ne oldu, anlatmadın bana? Neyi baba? Bir yere gidiyordun ya, anlatırım demiştin. Ha! Şey... Hı. Ben... Ben iş bakıyorum baba. Buraya geldiğim senin değişmeye. Var mı bari bir şey? Yok. Yani şimdilik. Ayo, o da ne demek öyle, iş bakıyorum? Siz beraber çalışmıyor muydunuz Hamdi? Canım, iş mi var Allah aşkına? Bütün gün oturuyoruz neredeyse. Tezgah zor dönüyor zaten. İyi yaptın. Olursa bir imkan. Tevekkeli değil. Batan gemiyi önce fareler terk edermiş. Yahu ne var bunda? Fena mı? Ekmeğini kazansın çocuk. Evini barkını açsın. Alsın karısını başının altına. Tencerede pişirip kapağında yesin. Tabii canım. Biz burada zıkkımın kökünü kaynatıyoruz ya. Onlar iyisini yesin. Başlama gene Şükran. Ne alakası var ya? Aman ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa. Hala bir şey çıkmadı mı Mahmut? Yok, yok, yok. Üzülme, sabredelim biraz. İnşallah... Daha ne kadar dayanabilir Maysel bilemiyorum. Neden benden bu kadar nefret ettiğini anlamıyorum. Anlamıyorum. Cahilliğine ver, ben de bunaldım iyice. Kendimi kötü hissediyorum Maysel. Sanki karnıma erimiş kurşun döküyorlar. Sanki erkek değilmişim. Sanki acizliğim boyumu aşmış gibi. Seni de, kendimi de çekip kurtaramıyorum şuradan. Ben hiç nazlanamadım anama babama. Onları tanımadım bile. Önce yetiştirme yurdu, sonra bu ev. Artık huzur ve insanlık istiyorum Aysel. Akşamları sessizce bir bardak çay içmek istiyorum. Huzur istiyorum. Sadece huzur istiyorum. Bak var ya, acayip eğlenceli biliyorsun değil mi? Uçacağız kızım, uçacağız. Sen canını sıkma. Ne bakıyorsun sen? Bana bak, ne bakıyorsun dedim. Dur dur, eniştem o benim. He, akraba ha? Ben de Kerim. Ne işin var burada? Aysun,
Dikkatli olmalısın. Ay sevsinler. Sana ne ha, sana ne? Aysun bir dinle. Neyse sonra görüşürüz artık. Gidiyorum ben. Tamam unutma ha. Öğlen gibi dönerim ben. Tamam. Şükran, bak akşam konuştuğumuz mevzuda dikkat et. Bu kızı şımartıyorsun, sonra bir iş açmasın başımıza. Canım ne olacak, gençlikte böyle şeyler... Başlatma gençliğini ha! Allah'tan Mahmut gördü de haberimiz oldu. Nasıl rezillikmiş hanım? Ayağınızı denk alın, ona göre. Canını okuyacağım senin. İftiracı, rezil ırz düşmanı. Anne neler oluyor? Sen kim oluyorsun da benim kızıma iftira ediyorsun he? Şimdi de aile içine fitne mi sokmaya başladın? Söyle ne yapmak istiyorsun sen? Derdin ne senin ha? Derdin ne? Ama bir dakika. Senin önüne iki kas koysam onu bile güdemezsin be akılsız. Sen kim oluyorsun da benim kızımı çekip çevirmeye çalışıyorsun ha? Anne sakin ol. Sakin filan olmayacağım anladın mı? Olmayacağım. Sen sardın bu zibidiyi başıma sen. Ne huzurum kaldı ne az tadım. Ben sadece onu korumak istedim. Ay sen kim oluyorsun da beni koruyorsun? İftiracı. İftira mı? Tabii ya. Bana kaş göz etmelerini anlatmıyorum bile. Aysun ne diyorsun sen? Sen ayakta uyuyorsun kızım ayakta. Allah kahretsin. Defol bu evden hemen. Anne. Defol. Mahmut neler oluyor? Mahmut nereye gidiyorsun? Allah sizin şerrinizden korusun. Yahu nankör bu insanoğlu be, nankör. Hiç bekler misin Mahmut'tan? Şu yediği herzeye bak. Aysun kardeşin sayılır senin be, değil mi kardeşim? İnsanın nasıl dili varır böyle bir iftiraya? Pes. Vallahi pes ya. Ama baba belki de... Sen sus. Adam gelip şurada babana sövüp saysa sen yine de bir kulp bulursun. Aç gözünü biraz aç. Aysel kızım. Henüz çocuğunuz filan yok. Yol yakınken hemen yarın açalım davayı. Boşan gitsin. Ama baba Mahmut... Allah sağlık versin. Ben çekip çeviririm bu evi. Neme lazım? Eksik olsun ya. Sokaktan bulup getirdiğimiz adam... Aile şerefimize laf ediyorsa yaramaz o, yaramaz. Babanı dinlemeyi öğren. Şu kafasızlığı bırak artık. Onlara mı inanıyorsun bana mı? Mahmut. Aysel seni razı etmeye dil dökmeye bile takatim yok. Yoruldum artık yoruldum. Sana sadece bir kez soracağım. Bana inanıp benimle mi geleceksin? Yoksa eve dönüp... Onlara hiç inanmadım ki ben Mahmut. Ben senin karınım ahiretliğinim ben. Seninle geleceğim tabii. Yarın değil öbür gün almaya geleceğim seni. Bir ev tuttum. Çok iyi değil ama bizi idare eder. Sen de hazırlığını yap. Tamam. Dikkat et kendine. Amma beklettin ha. Nerelerdeydin? Aman işte evde durumlar karışık. He. Ne yapıyoruz? Biraz açılalım diyorum. Sana bir sürpriz hazırladım. Sürpriz mi? Evet. Karşıya geçeceğiz önce.
Ama akşam oluyor Kerim. Yetişir miyim sonra? Eniştenden mi korkuyorsun yoksa? Ay yok canım. O zaten mazi oldu artık, mazi. O zaman takılalım. Yalvartıp durma artık beni. O sigaradan var mı? Hani içine bir şey koyuyorsun da uçuruyor ya insanı. Olmaz mı? Ganimet. Hayatının turunu attıracağım sana. Ne demek gideceğim Aysel? Delirdin mi sen? Gideceğim anne, bana engel olma. Ne var da gideceksin be? O sarsak kendini doyuramıyor. Ne alt edeceksiniz sen? Ne yiyip ne içeceksiniz? Bilmiyorum ama gideceğim. Ayol düşünsene. Kardeşine bu rezil iftirayı yapan kim bilir sana ne yapar? İftira mı anne? Niye kandırıyorsun kendini? Aysun'a da kötülük ediyorsun biliyor musun? Kötülük mü? Kötülük mü? Delirmişsin sen. Git git, istediğin yere git. Ben kızıma kötülük yapıyorum ha? Tuh sana. Git o zibidinin yanına. Ne halin varsa gör. Telefon filan etmedi değil mi? Yok, aramadı hiç. Ya nereye gider bu kız? Gecenin 12'sinde ne alt karıştırır? Sen yaptın bunu böyle, sen! Şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını. Ama Hamdi... Kesme! Çocuğun da adını iftiracıya çıkardın. Al işte. Nerede kızın ha? Nerede? Ayol ne bileyim. Ben de çatlayacağım meraktan. Başına bir şey gelmemiş olsa bari. Ben bir sorup soruşturayım bari. Ey Allah'ım be. Nereye soracaksın bu saatte Hamdi? Ne bileyim ben ya. Böyle oturmak çıldırtıyor insanı. Bir bakayım. Hayır anne, gelen Mahmut. Mahmut mu? O da nereden çıktı? Gidiyorum ben anne. Dur Aysun, ne olacak Aysel? Hoşça kal anne. Git bakalım. Sürünerek döneceksin bu eve, sürünerek. Git. Gidiyorlar değil mi? Ha. Aysun'u buldum. Birazdan ona gideceğiz. Ama ne halde olduğunu görmek bile istemezsin. Ne? Ne oldu kızıma? Ne oldu? Sus! Kes sesini! Kızını göz göre göre heder ettin. Bu çocuklara zindan ettin hayatı. İşte bak! Bak! Biri hastane koğuşunda kızının, diğeri elinde bavul, baba evini terk ediyor. Bak! İyi bak eserine! Keşke giden sen olsaydın. Keşke! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.